Merhaba arkadaşlar. Bugün Siverek'teyim. Şimdi Siverek'ten Mersin'e doğru yola çıkacağım. Yaklaşık bir 600 kilometre yolum var. Bakalım beni Toros götürecek mi oraya kadar? Bu arada boşuna dememişler. Aklı kelden, yakıtı da Helvan'dan alacaksınız. Ben de tabii ki yakıtı Helvan'dan alacağım. Bakalım Siverek'ten Mersin'e kadar yakıt ne kadar yakacak? Hadi bakalım. Hep beraber başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Hadi bakalım. Siverek'ten çıkıyorum. Şu anda Helvan'a varmış bulunmaktayım. Sabah 8'de yola çıktım. Şu an saat 8:25 geçiyor. İyi gidiyorum. Evet arkadaşlar, Helvan merkezdeyim. Şurada ucuz yakıt arıyorum şimdi. Hangi petrolde daha ucuz diye. Burada 9 lira. Daha ucuz vardı sanki. İleride. Aho, ileride 10 lira da oldu. Eyvah eyvah. Kaçırdım lan. Galiba ucuzu kaçırdım. Burada bir tane daha var ama o açık mıdır acaba? Şurada bir tane var ama bence kapalı ya. Ama ha, niye almadım ben orada gazımı? Bakayım. Evet, maalesef kapalı. Ben şimdi yakıtsız ne yapacağım ya? Arkadaşlar geldim, şu anda şu petrolde maalesef yakıt yok. Ama bir şey olmaz da. Kırmızı yanıyor ama beni Urfa'ya kadar götürür. Artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, Şanlıurfa Havaalanı'na varmış bulunmaktayım. Havaalanı. Ha işte Şanlıurfa. Urfa'ya devam. Otobana gireceğim inşallah. Biraz hız yaparım lo, sıkıldım ha. Bu nedir lo? Vallahi lo. Ya bu az az gidiyorum. Gelen giden beni geçeyim. Öyle olmaz. Ha bu da Toros ha. Boşuna demiyoruz. Alırsın Toros, olursun horoz. Toros. Mamyon mamyon dinlemiyoruz. Hızımız kaç? O kadar da abartılacak bir şey değilmiş. Devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane petrol buldum. Mecbur buradan alacağım artık. Yoksa yakıtım bitmek üzere oğlum ha. Kırmızı yani bir an. Ser bu. Ceyran şu hata. He. U025. 1 litre de yak. Depoyu da fulle. 0.25. La muhahala. Ben de camları biraz temizleyeyim. Aha, bu benzin kokuyormuş lan. Bu bez. Peçete. Sağ ol. İşte bu peçete gibi. Mesela bu çok ara. 320 de hala dolmamış sağ ol. Bir sabah mı? Hadi. Hava itici bu. 350'ye tamamla işte. Bursa'da yakıtımı aldım. Yaklaşık 350 TL tuttum. Bir de bu full. Yağ yoktu. Keşke yağ olsaydı ama ha ha. 1 litre yağ dedi 180 lira. 180 lira çok pahalı. Belki ucuz bir şey bulurum ileride. Devam devam.
Ya var mı? Yok der. Toros yağı var mı Keko? Toros yağı. Motor yağı. Ne kadardır? 90 lira. 20. Buna uyuyor mu? 20'dir abi. 20'dir. E tamam abi, 1 litre getirirsen. Döneyim mi? Arkadaşlar, Urfa'dan çıktım. Şu anda otobandayım. Otobandan devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bende HGS yokmuş ya. HGS midir, HGS midir, her neyse o yok. Baştan almadan yola çıktım. Tedbirsizlik hiç iyi değilmiş. Keşke alsaydım. Neyse, inşallah ileride vardır. Sorarız. Ya da neyse, cezasını öderiz sonra baba. Yapacak bir şey yok. Aa, sağa çekeyim bari. Aynen. Solda sanki şey var. Neydi o eski? Şubesi var. Ben oradan hallederim. Arabayı şu sağa çekeyim. Aynen öyle. Şuraya çekeyim arabayı. Karşıdan da gider orada hallederim inşallah. Kapalı. Neyse artık. Başa gelen çekilir ama ha ola. Şu tel örgülerden geçerken de kafamı kırdım yahu. Tellere takıldı ya bak. Eyvah eyvah kafam. Ama ha ola. Kana bak. Kafamı kanattı. İnanmıyorsunuz. Bir şey olmaz bu ama. Kurban bayramına kadar unuturuz inşallah. Ötmedi, ses gelmedi. Suç benim suçum. Ne diye ben otel örgülerinin arasına geçiyorum değil mi? Devlet oraya bir kanun koymuş. Demiş ki kardeşim sen buradan karşıya geçemezsin. Ben ne yaptım? Tel örgülerin arasından geçmeye çalıştım. Kafam takıldı tabii. Benim suçum. Demek ki bazı şeyler vatandaş içindir. Bazı kurallar bizim iyiliğimize. Ama ha ola. İyileşiyor. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda Urfa'yı geçtim. Evet, Urfa'yı geçtim. Bu dinlenme tesislerinden girmem lazım. Bence gireyim. Biraz dinlenirim. Ya bir sonraki servis 60 kilometre sonra. Bence oraya gireyim ben. Evet arkadaşlar. Bir kelam dinlenme tesisleri. Bakalım burada çorba ne kadar? Mersin'de çorba ne kadar? Benim bildiğim kadarıyla Urfa'yla biraz Urfa'dan çıkınca biraz daha uzağa gidince daha fazla para veriyorsun ama ha. Arabalar soldan devam. Burası Mirkelam dinlenme tesisleri. Geldim. Şu anda birazdan park edeceğim arabayı. Ya bizim
Urfa'da çorba, ne bileyim, yemek falan ucuz oluyor bu buradaki dinlenme tesislerinde. Ama biraz daha uzaklaştın mı fiyat artıyor abi. Bu niye böyle ya? He? Bir türlü anlayamadım. Bakalım bu dayı benim Toros'umu yıkayacak mı? Şimdi lüks arabalar da burada. Bakayım benim Toros'umu yıkayacak mı bilmiyorum. Aynı şey başıma gelir mi? Mercimek. Evet arkadaşlar, burada çorba 35 liraydı. Yani uygun bence, güzel. Bakayım, ileride de bir çorba içeceğim ama nerede içeceğim? Ta Mersin'in hemen yakınında. O zaman size söylerim karşılaştırmayı. Burada mı ucuz, orada mı ucuz? Orada daha pahalı, büyük bir ihtimal. İşte yine Toros'u yıkamadılar, la mahola. Ama adam haklı, ücretli yapıyormuş zaten. Ne kadar dedim? 20 TL dedi. Toros'u yıkamayacağım. Bugünlük böyle kalsın. Hele bir gidelim, belki ucuzdan bir yerde yıkatırız bu. Burada Urfa'da çorba 30 TL'ydi. Gördüğünüz gibi 35 TL verdim. 5 TL su, 30 TL çorba. Bakalım ileride çorba ne kadar? Ama bu niye böyle ama ya? Kontrol noktası diye mi acaba? Ya belki ben buraya dönmek istemiyorum. Ben düz devam etmek istiyordum. Neyse, ha orası ha burası, fark yok. Arkadaşlar, şu anda Antep'e vardım. Gaziantep'teyim. Saat 8'de yola çıkmıştım. Şu an saat 8. Saat 11.30. Demek ki 3.5 saattir yoldayım. Siverek'ten Gaziantep'e 3.5 saate gelmişim. Baya yavaş gelmiş. El Gülbaz yine. Bu tünelin ucu hala görünmedi. Başka var mı acaba ya? Unutmuştum, çoktan önümden geçmiyor. Evet arkadaşlar, silegecim çalışmıyor. Suç benim suçum. Biliyordum çalışmadığını. Yağmur yağmaz dedim, öyle yola çıktım. İşte bak, rezillik. Evet, suç benim suçum hakikaten. Ne yapacağım, mecbur. Artık silege çalışmıyorsa manuel, yapacak bir şey yok. Böyle böyle bir aşağı insem tamamdır. İnşallah bir sorun çıkmaz böyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aha yağmur da yağıyor. Osmaniye'ye az kaldı. Bir yarım saatlik yolum var. Arkadaşlar, şu an yağmur durdu. Çok şükür silegeçlerde sorun yok. Devam ediyorum. Bu arada Osmaniye'deyim şu anda. Yani Osmaniye'yi de geçiyorum galiba. Şu anda kontrol var galiba. O yüzden beklemeye devam. Ben Urfa'da 350 TL'ye yakıt almıştım bildiğiniz üzere. Şu anda ben Osmaniye'yi geçtim. Yani 350 TL'ye Siverek'ten Osmaniye'yi geçtim. Yani Siverek'ten demeyelim de Urfa'dan. Geç önceden de içinde az vardı. Az vardı ama çok yoktu. Yani bilmiyorum, daha var. Daha sarı yanıyor. Daha bir tane ışık sarı yanıyor. Ben kırmızıya dönmedim. Biliyorsun ben Toros'a kırmızı ışık yanmayana kadar ben gaz koymuyorum. Öyle bir huyum var ne abi. İş
Eskişehir'e geldim arkadaşlar. Benim HGS yok. Bari HGS'yi burada alayım. İnşallah vardır. Evet arkadaşlar. Aldım HGS'mi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Herhalde burasıdır. Yani. Ay, elim yemişti. Arkadaşlar, HGS'yi de taktım. 150 TL de bakiye yükledim. HGS ücreti var mı bilmiyorum ama toplam 150 TL verdim arama. Hadi bismillah. Evet. Bakalım nasıl geçeceğiz. Ötecek mi acaba? Hadi. Bak param var ha, artık korkmuyorum. Hadi bip. İyi. Bedava mı burası? Ötmedi. Bizim gibi fakirler ancak çorba içer. Evet arkadaşlar. Bakalım burada çorba ne kadar. Neredeyse Adana'ya yetiştik. Mıstık Bursa'da çorba ne kadarmış bakalım. Burada çorba var mıdır? Vardır Zahar. Kafe, restoran falan yazıyor. Herhalde vardır. Mıstık Bursa. Evet, bence vardır. O zaman park ediyorum buraya. Saygılar efendim. Ne kadar? 40 lira abicim. Kesem bereket, hürmetler efendim. Çay da vardı. Çay ikramımız efendim. Evet arkadaşlar. Ceyhan'daki mıstık dinlenme tesislerinde çorba içtim gördüğünüz gibi. Pek fark yoktu. 40 TL'ydi. Çay da bedava içtim. Yani bence uygundur yani bu şartlarda. Normal. Boru. Maşallah. Soru mu, boru mu? RPG yetmedi. 200 TL daha aldım. Çünkü kırmızı yanıyordu. Işık yanıyordu. Urfa'da 350. Burada da 200. 550. Adana'nın çıkışındayım. Mersin'e daha bir 60-70 kilometre de var. Yetmedi demek. Ya her şey çok pahalı. PGS. Bakayım. Nerede takılıyorsun? Tamam, nerede takılıyorsun buraya? Merhaba arkadaşlar. Sabah saat 8.30'da yola çıktım Siverek'ten. Ha şu anda Mersin'e geldim. Değerli Cüneyt Mesram ve Osman Kebrek ekibiyle. Hoş geldin abi. Buluştuk şimdi. Hoş bulduk, sağ ol. Tamam, ha ola. 9.5 saattir yoldayım. Bir daha Toros'a yola çıkarken 10 defa düşünün ha. Vallahi tavsiye etmiyorum.
Lüks araba olsa 5-6 saat lan. Tam 9,5 saattir yoldayım lan. Sen mi basmıyorsun, araba mı gitmiyor? O kadar oluyor valla.